Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Ulaşım sistemleriyle ilgili sorularımızı çözüyorduk arkadaşlar. Ve artık pekiştirme testlerine geçmiştik. Pekiştirme testlerinde arkadaşlar birinci pekiştirme testiyle soru çözümüze başlıyoruz diyebilirim arkadaşlar. Evet ilk sorumuz şu şekilde. Yapılan her bir, her bir yeni lokomotif bir öncekinden daha iyi performans sevgiliyordu. 1829 yılında yılının Ekim ayında Runny Terras adı verilen ve Liverpool Manchester şehirleri arasında döşenmiş olan demiryolu üzerinde seyahat edebilecek bir lokomotif seçmeyi amaçlayan yarışmada George ve Robert adlı roket adı verilen lokomotifi saatte 19 km hız, hızdan hızla 80 km mesafeyi kat ettiği diyor arkadaşlar. Evet henüz lokomotiflerin yani demiryolu taşımacılığının yeni ortaya çıktığı dönemde yapılmış olan bir durumdan bahsediliyor burada. Buna göre demiryolundaki bu gelişimin temelini oluşturan buluş aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Tabii ki burada önemli olan faktör şu arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bu hızı sağlayan en önemli faktör lokomotifte buhar gücünün kullanılmasıydı değil mi? Bu çok önemliydi. Yani buhar makinesi olan A seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabı oluyor arkadaşlar. Evet biraz detay soru bilmemizde fayda var. Evet hemen sağ taraftaki üçüncü soruma bakıyorum arkadaşlar. İkinci Abdülhamit 1887 yılında Japonya İmparatorluğu'nun imparatorunun İmparatorunun yeğeninin bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ardından Japonya'ya bir heyet göndererek iade ziyaret yapmasını emretmişti. Ertuğrul Fırk Fırkateyni 14 Temmuz 1889'da 61 subay ve memur e, memur 548'i er ve erbaş olmak üzere 609 kişilik mürettebatıyla Uzak Doğu yolculuğuna başladı. Fırkateyn uğradığı yerlerde ve ulaştığı Japonya'da büyük bir coşkuyla karşılandı diyoruz arkadaşlar. Kısa bir, bir metin verilmiş. Evet bakın haritada gittiği yer belirtilmiş arkadaşlar bize burada. Yukarıdaki Ertuğrul Fırkateyn'in rotası üzerinde su yollarından hangileri bulunmamaktadır diyor arkadaşlar. Bakın ÖSYM'nin sevdiği soru tarzları karşımıza çıkıyor burada. Cebel Tarık, Süveyş Kanalı, Babül Mendeb, Panama ve Malaka verilmiş arkadaşlar bize burada. Cebel Tarık neydi? Cebel Tarık neydi arkadaşlar? Akdeniz'in Atlas Okyanusu'na bağlıyor değil mi? Yani şurası Cebel Tarık bakın aslında şurası. E buradan Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na açılmamış ki. Dolayısıyla burada Cebel Tarık olamaz. Süveyş olmuş, Babül Mendeb olmuş, şurada Malaka olmuş arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz Panama da burada, e parama da yok. O zaman Cemil Tarık mı param olacak? Yani 1 ve 4 olan Bursa seçeneği yine benim sorumun doğru cevabı olmuş oluyor. Arkadaşlar dikkat edelim. Bu tarz sorular ÖSYM tarafından sevilen soru tarzları arkadaşlar. Evet. Biraz daha indikten sonra ikinci sorumuzda karşı karşıyayız. Evet. Kanal İstanbul projesi güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran Kıstak, e, kıstaktan başlamaktadır. Sazlıdere ve Altıjehir mahallelerinden devam eden proje Sazlıdere Sazlıdere barajı havzası boyunca ilerleyecek. Terkos ve Durusu mahallelerinin kenarlarından da e, kenarlarından da Karadeniz'e ulaşacaktır demiş. Evet, Kanal İstanbul projesinin ulaşım güzergahı üzerinde bize bilgi verilmiş arkadaşlar. Buna göre projenin bitmesi durumunda İstanbul Boğazı için gelişmelerinden hangileri ön görülemez demiş arkadaşlar. Gemi trafiği azalacak. Evet bu öngörülmekte. Hatta gemi trafiğini azaltarak kaza oranının azaltılması planlanmakta. planlanmakta. Bakın iki de o var. E, kaza oranı azaltılırsa azalırsa e, kirlilik oranı da azalmış olacak otomatik ben az kullanıldığı için. Bakın bu da var. Devam edelim. Üst ve alt akıntı artacak. Hayır. Bunda hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. O zaman 4 mutlaka yer alacak benim cevabımda. Deniz suyu sıcaklığı değişecek. Bunda da hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. Evet o zaman öngörülemez dediğine göre 4 ve 5 öngörülemiyor. Ve sorumun cevabı 4 ve 5 olan E seçeneği E şıkkı oluyor sevgili gençler. Hemen diğer sayfaya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Bakalım dördüncü soruda bize ne sorulmuş. Boru atları, mal, e, boru atları malları ve pardon boru atları malları bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan bir ulaşım yoludur. Boru hattı nakliyesi öncelikle petrol ve doğalgaz taşımacılığı dahi, de, dahil olmak üzere sıvıların ve gazların taşınması için kullanılır. Küresel boru hattı ağının büyük bir bölümü bölümüne sahip olan ülkeler içerisinde e, aşağıdakilerden hangisi ya pardon yukarıdakilerden hangisi bulunmaktadır diyor arkadaşlar soruda bize. Soru kökü bize bunu ifade etmiş. Evet, Portekiz, ABD, Hollanda, Rusya ve Şili ülkeleri gösterilmiş arkadaşlar. Dünyada borat dolaşımında uzunluk bakımından ABD ve Rusya ilk iki sırada gelmekte. ABD 1.9 milyon kilometre, Rusya ise 163 bin kilometrelik bir borat uzunluğuna sahip arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet bu iki ülke çok uzun oldu. Bu iki, ülke çok uzun boratlarına sahip. Bu yüzden arkadaşlar zorun cevabı 2 ve 4 yani ABD ve Rusya olarak karşımıza çıkar ki bu da sorunun cevabının C seçeneği olduğunu gösterir arkadaşlar. Evet hemen 6. soruma bakıyorum arkadaşlar. Dünya hava kirliliğinde uçaklarla taşınan yük ve yolcu sayısı gün geçtikçe artmakta hava trafiğinde arkadaşlar. Pardon kirliliğim dedim. Dünya hava trafiğinde uçaklarla taşınan yük ve yolcu sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle sermaye, teknoloji veya coğrafi konum bakımından uygun olan ülkelerde Hava yol taşımacılığı gün geçtikçe artmakta ve gelişmekte. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerin biri değildir diye bize bir soru sormuş arkadaşlar. Almanya, ABD, İngiltere, Bulgaristan ve Türkiye örneklerini görebiliyoruz. Arkadaşlar dünya hava ulaşımında ABD ilk sırada yer almakta bunu zaten biliyoruz. Almanya, İngiltere ve Türkiye uçuş sayısı ve uçuş noktaları açısından üst sıralarda gelir ki Türkiye'de özellikle İstanbul Havalimanı yapıldıktan sonra üst sıralara taşındığını daha iyi biliyoruz. Bulgaristan'ın payı bu açıdan değerlendirirse burada verilen ülkeler içerisinde daha küçüktür. Buna bağlı olarak sorumuzun cevabı Bulgaristan olan D seçeneğidir. Deniz şıkkıdır arkadaşlar. Evet hemen biraz aşağı yorum. Yedinci soruma bakıyorum arkadaşlar. Yolu ve yolu ve zamanı uzatıp maliyetleri artırsa da çoğu kanal ve boğazların alternatif bir su yolu güzergahı vardır. Aşağıdaki su yollarından hangisinin kesinlikle başka bir alternatifi yoktur demiş arkadaşlar. Magellan Boğazı, Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı, Korin Kanalı ve Panama Kanalı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Bastır Körfezi'nden açık denizlere açılmak için Hürmüz Boğazı'ndan başka bir alternatif bulunmamaktadır. Bu açıdan sorunuzun doğru cevabı Hürmüz Boğazı olan B şıkkıdır. Yani Bursa seçeneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Dikkat yine ÖSYM'nin sevdiği sortajlardan biriyle karşılaştık. Evet şimdi biraz daha aşağı doğru iniyorum ve 5. soruma bakıyorum arkadaşlar. İstanbul'un bulunduğu konum gereği transit geçiş merkezi olacağını söyleyen yetkili 3. Havalimanı'nın hayata geçmesiyle yıllık 80 milyon olan yolcu trafiğinin bir anda artacağını ve İstanbul'un dünya hava trafiğinin merkezine oturacağını belirtmiş. Bu proje ile dünyada seyahat eden insanların İstanbul'a gelerek buradan dağılacağını söyleyen yetkili bunun Türkiye ekonomisine büyük, büyük katkı sağlayacağını dile getirmiş. Buna göre İstanbul'da 3. Havalimanı'nın hizmete girmesiyle gibi gelişmelerin hangilerinin yaşanacağı söylenemez demiş arkadaşlar soruda bize. Bakalım hemen Ulaşım gelirlerinin artacağı kesinlikle bu söz konusu. Hava trafiğinin azalacağı, hava trafiği azalmayacak, artacak. O zaman iki mutlaka cevaplarım içerisinde yer alıyor. İstanbul'un transit merkezi olacağı doğru İstanbul'dan dağılacak her yere. Döviz girdisinin artacak kesinlikle. U ulaşım gelirlerinin artması döviz girdisinin artacaktır. O zaman yalnız iki olan Bursa seçeneği yani B şıkkı benim sorumun doğru cevabı oldu sevgili gençler. Evet şimdi birinci pekiştirme testimizin Son sorusunu çözüyoruz arkadaşlar. 8. sorudayız. Bakalım bize ne sorulmuş. Süveyş kanalı 1869 yılında açılmıştır. Bu kanalın açılmasıyla bazı deniz ticaret rotaları ve su yollarının yoğunluklarında, yoğunluklarında önemli değişmeler meydana gelmiştir. Haritada işaretli deniz yolu rotalarından hangisinin Süveyş kanalının açılması sonucunda yoğunluğunun azaldığı söylene bir diyor arkadaşlar bize. Evet Süveyş kanalının, kanalının açılmasıyla Ümit burnu yolunun yani 3 numaralı bölgenin e, öneminin azaldığını söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı 3 olan Ceyhan seçeneği olur sevgili gençler. Evet ilk testimizi pekiştirme testimizi bitirdik. Şimdi pekiştirme testi 2'deyiz arkadaşlar. Bakalım burada ne tür sorularla karşılaşacağız. Evet ilk sorumuz şu şekilde. Aşağıda dünya ticaretinde kullanılan... kullanılan deniz yollarının rotaları verilmiştir. Haritada gösterilen rotaların hangileri diğerlerine göre daha çok kullanılmaktadır diyor arkadaşlar. Evet daha çok kullanılmaktadır bakın kullanılmasını bahsediyor eyvallah bu ayrı daha çok kullanılması söyleniyor arkadaşlar. Bir numaralı yer neydi arkadaşlar? Bir numaralı yer Batı Avrupa ile Kuzey Amerika arasında yer alan ne, ne ticaret neydi bu, bu yolun adı? hatırlıyor musunuz bu yolun adını arkadaşlar? Burası önemli demiştik. Kuzey Atlantik yolu, değil mi? O zaman cevaplarımda mutlaka benim 1 olacak. Buna göre baktığın zaman 1 2 ya da 1 5 olan A ya da B seçeneği benim sorumun doğru cevabı olacak arkadaşlar. Daha sonra baktığımız zaman e, bunu değerlendirdikten sonra arkadaşlar Avrupa'dan başlayıp Süveyş Kanalı'ndan geçerek Japonya'ya ulaşan en yoğun trafik trafiğin oldu arkadaşlar. Neydi? Akdeniz, değil mi? Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusu içerisinde alan bir trafik yolu vardı ki burası da bakın burada 5 numarayla gösterilmiş. O zaman 1 ve 5 numara arkadaşlar benim sorumun doğru cevabı olacak. 1 ve 5 numara Bursa seçeneğinde 5 şıkkında yer almakta. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen sağ taraftaki 3. soruma bakıyorum. Dünya su yolları ve deniz yolu rotaları hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Uzak ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında ticaret yapan gemiler daha çok Malaka Boğazı'nı geçmek zorundadır. Evet doğru bir bilgi arkadaşlar. Bakalım. Kuzey Atlantik deniz yolu rotası okyanus akıntıları, ok, akıntıları yoğundur. Evet okyanus akıntılarının olduğu bir yerdir. Doğru. Devam ediyoruz. Berik Boğazı Büyük ve Atlas Okyanusu arasındaki su boğazıdır diyor arkadaşlar. <laughs> evet. Ee, bir daha bakalım ne demiş? Bering Boğazı. Evet bu Panama Boğazı olmalı arkadaşlar burası. Bering değil. Evet Bering Boğazı Kuzey Buz Denizi ile Büyük Okyanus arasında yer almakta. Evet o yüzden burada bir bilgi yanlışlığı var. C dursun. Yani %90 sorum cevap C'ye ama diğerlerini de okumak istiyorum. Avrupa limanları ile Basra Körfezi arasında arasında daha çok tanker gemileri olmaktadır. Doğru evet genel bir bilgi verilmiş. Batı Avrupa limanları ile Kuzey Amerika arasında Kuzey Atlantik yolu bulmaktadır. Doğru arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı Benik Boğaz olacak. Buradaki cümleye göre burası arkadaşlar Panama olabilirdi. Fakat burada Benik Boğazı yer almış. Hatta Panama kanalı olarak düzeltilmeliydi. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak C şık olarak karşımıza çıktı. Hemen diğer sorularıma geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sorudan soru çözüme devam ediyorum. Yukarıda bazı özellikleri verilen ulaşım sistemleri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakalım neymiş? Hemen şöyle yapalım. Uluslararası yolcu taşımacılığında en çok kullanılan sistemdir. Yolcu diyor arkadaşlar bakın. Yolcu taşımacılığında en çok kullanılan neydi? Evet. Hava yoluydu arkadaşlar. Bakın yolcu taşımacılığında hızlı olduğu için ve kaza riski az da diğerlerine göre daha az olduğu için havaydı arkadaşlar. Unutmayın. Devam ediyorum. Uluslararası yük taşımacılığında en çok kullanılan sistem yük taşımacılığında deniz yolu kullanılıyordu arkadaşlar. Unutmayın değil mi? Maliyeti düşük olduğu için. Küresel ticarette en ucuz ve en uygun taşıma sistemi neydi arkadaşlar? Evet. Burada ise demir yolundan bahsetmiş açıkçası arkadaşlar. Hemen şöyle bir tekrar bakalım. En çok kullanılan yöntem havaydı. Küresel ticarette en ucuz ve en uygun kullanılan arkadaşlar demiş. Evet. Burada baktığımız zaman yorumlarımızı yaptık. Sorunun cevabı deniz diye yanlış görmüyorsan değil mi? Tekrar bakalım. Uluslararası yolcu taşımacılığında hava yolu, yük taşımacılığında deniz yolu, deniz yolu ve karayolu üzerinde en ucuz taşıma sistemi demir yoludur diyoruz. Buna bağlı olarak arkadaşlar. Evet sorumuzun doğru cevabı denizli seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Evet hemen sağ taraftaki dördüncü sorumuza geçiş yapıyoruz sevgili gençler. 19. yüzyılın başlarında dünyadaki en önemli su yolları olan Magellan Boğazı ile Ümit Burnu daha sonra yapılan kanallarla günümüzde değerini ve trafik yoğunluğunu kaybetmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasına kanallarından hangilerinin yapılması etkili olmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet Panama kanalının açılmasıyla Neydi arkadaşlar? Magellan Boğazı ve Magellan Boğazı ve Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla da Ümit Burnu eski önemini kaybetmişti. O yüzden biz buraya diyoruz ki arkadaşlar 1 ve 2 yani Süveyş ve Panama kanalı bu durum bunlar da olmuştur. Buna bağlı olarak 1 ve 2 olan A seçeneği, Adana seçeneği benim sorumun doğru cevabı olur arkadaşlar. Hemen diğer sayfama geçiş yapıyorum. Evet 5. sorudan bakalım arkadaşlar neymiş? su yolları üzerindeki geçiş yerlerinden doğal olanına boğaz, yapay olanına ise kanal ismi verilir diye genel bir bilgi verilmiş. Evet bakın Panama, Do Dover, Do Süveyş, Malaka. Buna göre haritada işaretli su yollarının durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Evet kanal dediğim şey neydi arkadaşlar? Yapaydı değil mi? Süveyş, Malaka doğal, Malaka doğal arkadaşlar. Malaka doğal, Dover doğal, Panama, Süveyş kanal, evet. Panama kanalı, Süveyş kanalı yapay doğru. Bakın burada Dover, evet. Burada kanal olur. Boğaz olur Dover. Evet, doğal olanlara bakalım. Boğaz'da Panama olmaz, Süveyş olmaz, Panama olmaz. Süveyş zaten burada Panama var. Malaka, Dover. Evet, arkadaşlar o zaman bu sorumuzun doğru cevabı deniz dışı seçeneği yani değişik olarak karşımıza çıkar. Denizler arasında insan eliyle açılan su yolları, su yollarına kanal, doğal su yollarına ise boğazları verilmekteydi. Verilenleri arasında bakıldığı zaman Panama ve Süveyş birer kanal iken Dove ve Malaka boğazdır. Bu açıdan değerlendirilirse sorun doğru cevabı deniz seçeneği olur sevgili gençler. Hemen sağ taraftaki 7. soruma bakıyorum arkadaşlar. Demir yolu taşımacılığı daha çok teknolojik altyapının kurulduğu ve sermaye birikiminin gerçekleştiği ülkelerde yoğunlaşmaktadır. Ancak demir yolu taşımacılığı her şeyden önce yer şekillerinin de uygun olduğu alanlarda gelişme Evet buna göre haritada işaretli alanların hangisinde demir, yolla, demir yollarının gelişme imkanı diğerlerine göre daha zordur demiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı yer gösterilmiş. Evet arkadaşlar 2 numaralı alanda Ant Dağları bulunmakta. Evet bu dağlık bölgede demir yolu gelişimi daha zordur. Buna bağlı olarak sorumuzun cevabı da 2 olan B seçeneğidir. Bursa şıkkıdır diyorum arkadaşlar. Hemen diğer sorularıma geçiş yapıyorum. Evet şimdi arkadaşlar sırada 6. sorumuz var. Evet yukarıdaki su yolları dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisine ait bilgi yoktur demiş arkadaşlar. Eşleştirme sorulmuş. Bakalım Hemen şöyle yapalım. Ben hızlıca okuyayım arkadaşlar. Daha sonra yorum yapayım ve cevaplarımızı verelim. Büyük okyanusu Atlas okyanusuna bağlar. Basra Körfezi'ni Hint okyanusuna bağlar. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlar. Hint okyanusu Büyük okyanusa bağlar demiş arkadaşlar. Büyük okyanusu Atlas okyanusuna bağlayan boğaz Panama kanalıdır arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım mı? Evet devam edelim. Devamında ne demişiz arkadaşlar? Ee, Basra körfezini Evet. Bastır körfezini Hint okyanusuna Hürmüz Boğazı bağlar arkadaşlar. O zaman burayı da Hürmüz Boğazı olarak şu şekilde değerlendiriyor. Bakın üstüne getiriyorum direkt. Devam. Ee, ne dedik? Hürmüz Boğazı dedik. Akdeniz'i Kızıldeniz'e Süveyş Kanalı bağlar diyoruz arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle koyalım. Devam. Ee, Süveyş Kanalı'ndan bahsettik. Ve Hint okyanusunu, Büyük Okyanus'a Malakka Boğazı bağlar arkadaşlar. Malakka Boğazı'nı da buradan şu şekilde bağlayabiliriz. Sırasıyla olmuş gördüğünüz gibi bir nevi. O zaman ne oldu? E seçeneği açıkta kaldı arkadaşlar. O zaman Babül Mendep olan E seçeneği benim sorumun, E şıkkı benim sorumun doğru cevabı olur arkadaşlar. Herhangi bir bilgi olmadığı için. Şimdi 8. soruma geçiyorum. Son sorum arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin İzmir limanından hareket eden bir yük gemisi taşıdığı çelik ürünlerini çelik ürünlerini en kısa yoldan ABD'nin Kaliforniya limanına indirecektir. Buna göre gemi aşağıdaki su yollarından sırasıyla hangilerinin geçmek durumunda durumundadır arkadaşlar? Kaliforniya ABD'nin batısında büyük okyanusa kıyısı olan bir yerdir arkadaşlar. İzmir ile Kaliforniya arasında yol alacak bir gemi Cebel Tarık Boğazı ve Panama kanallarını kullanmak durumundadır. O zaman önce Cebel Tarık daha sonra Panama diyeceğiz. Evet bakın burada Ceyhan seçeneğinde var bu soru. Bu söylemiş olduğum şıklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son sorunun doğru cevabı da C şıkkı Ceyhan seçeneği oldu. Evet arkadaşlar bu son sorunla beraber ulaşım sistemlerine ait e, konu anlatımlarımızı ve soru çözümlerimizi bitirdik. Bundan sonraki derslerimizde doğal afetlerden bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.